anlamlı kılmak üzere küçük bir portre size takdim etmek isterler. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Sayın Genel Başkanım, Milli Savunma eski bakanlarımızdan, partimizin de önceki dönem milletvekillerinden Sayın Turan Tayan aramız efendim. Onu özel olarak anons etmek istedim. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Buyurun efendim. Efendim hepinize merhabalar. Bir grup toplantısında yine birlikteyiz. Aramızda gerçekten de ciddi sorun yaşayan vatandaşlarımız var. Yeni zamanı geldiğinde arada bir söylüyoruz ama bazı sorunlar çözülüyor, bazı sorunlar çözülmüyor. Ama size şunu söyleyeyim. Bu kürsüden söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında söylüyorum. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye'nin bütün sorunları çözülebilir. Çözülmesi mümkündür. Çözmeyenler var ama biz çözeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Bizim makam beklentimiz yoktur. Mevki beklentimiz yoktur. Para beklentimiz yoktur. Çıkar beklentimiz yoktur. Saray beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz var. Bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Bu kadar. Dolayısıyla özel işçileri de, havar okulu öğrencileri de, öğrenci velileri de şundan emin olsunlar. Hapiste olan avukat arkadaşlar da şundan emin olsunlar. Demokrasiye ihtiyaç var. Demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Hemen hemen her konuşmamda ısrarla söylüyorum. Biz, yani cumhuriyeti kuranlar bize bir miras bıraktılar. Bizler bu cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırma konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bu memlekete huzuru da, barışı da, kardeşliği de getireceğiz. Sözümüz sözdür. Hiç endişe etmeyin, uğraşacağız. Tabii gönül şunu istiyor. Bir yerde bir işçi haksızlığa uğradığında veya bir grup işçi haksızlığa uğradığında üç işçi sendikasının konfederasyonunun ortak çaba ile bu sorunu çözmek için mücadele etmesidir. Ama her birisi ayrı telden çalıyorsa olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Hiçbir konfederasyon bir başka siyasal partinin arka bahçesi olmamalı. Eğer birilerinin arka bahçesi olacaksa işçilerin arka bahçesi olmalı. Alın teri dökenlerin arka bahçesi olmalı. Değerli arkadaşlarım, dün sabah Mümtaz Soysal'ı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Mümtaz Soysal, öğrenciliğimizde anayasaya giriş kitabını okumadan devletin açtığı hiçbir sınava girmezdik. Mutlaka o kitabı okumamız gerekirdi. Türkiye'nin en önemli kitaplarından birisiydi. Mümtaz Soysal binlerce öğrenci yetiştirdi, binlerce. Bir demokrasi abidesiydi, bir güzellik abidesiydi, bir bilim abidesiydi. Toplumun her kesimi, sevenler sevmeyenler bir şekliyle Mümtaz Soysal'a saygı duyarlardı. Parlamentoda görev yaptığı süre içinde özelleştirmelere karşı büyük mücadeleler verdi. İşçilerin haklarını sonuna kadar savundu. Anayasaya giriş kitabı dolayısıyla 1971 darbesinden sonra komünizm propagandası yapıyor diye Mümtaz Hoca'yı yargıladılar ve hapse mahkum ettiler. 6 yıl 8 ay ağır hapis cezası, 2 ay 20 günde Kuşadası'nda emniyet gözetimi altında bulunmasına karar verdiler. Mümtaz Soysal bütün bu acıları yaşadı
ama asla yılmadı. Ülkesinin çıkarlarını emekten yana, dostluktan yana, insandan yana, bilimden yana, akademik dünyanın güzelliğinden yana kullandı. Uluslararası pek çok ödül sahibi de oldu. Ama bütün bunların hepsi bir tarafa. Mümtaz Hoca gerçekten de Türk akademik dünyasını yetiştirdiği mümtaz kişilerden birisiydi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli arkadaşlarım, 10 Kasım'da da Gazi Mustafa Kemal'i andık. Milyonlar andılar. Aramızdan ayrılışının 81. yılı. 81 yıl önce hangi heyecan ve duygularla andıysak, onların evlatları olarak yine 81 yıl sonra aynı heyecan ve duygularla andık. Mustafa Kemal'i anmak, Mustafa Kemal'i anlamak farklı bir şeydir. Mustafa Kemal'i 12 Eylül askerlerinin bize öğrettiği Mustafa Kemal'i biz anlamıyoruz öyle. Gardırop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz biz. Mustafa Kemal demek üretim demektir, alın teri demektir. Mustafa Kemal demek ...600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun kaçırdığı sanayi devrimini yakalamak demektir. Mustafa Kemal demek her alanda üretmek ve çalışmak demektir. Ekonomide, üniversitelerde, bilimde, sanatta, kültürde her alanda üretmek demektir. Ve Mustafa Kemal demek genç bir Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün dünyaya kabul ettirmek demektir. Ve dolayısıyla biz Gazi Mustafa Kemal'i böyle anlayacağız ve böyle anacağız. O ürettiği sürece biz güçlü olacağız. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni topladığında ülkenin savunma sanayisi yoktu. Üretim doğru dürüst yoktu. Fabrikalar yoktu. Bankalar yoktu. İlk yaptıkları işlerden birisi Kırıkkale'de entegre silah savunma sistemini kurmak oldu. Bir entegre sanayi kurdular orada. Şimdi orada bir dönem on binlerce kişi çalışırken şimdi çok sınırlı kişi çalışıyor ve büyük bir kısmını da tasfiye ettiler. Mustafa Kemal demek kendi silah sanayini yabancı bir ülkeye peşkeş çekmemek demektir. Bu kürsüden defalarca sorular sordum. Tank palet fabrikası ile ilgili, Sakarya'daki tank palet fabrikası ile ilgili sorular sordum. Değeri 20 milyar dolar. 1 lira değil, 10 lira değil, 100 lira değil, 1000 lira değil. Değeri 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük tank üretim merkezlerinden birisi. Avrupa'nın en büyük. Değerli arkadaşlarım, sordum. Bunu 25 yıllığına BMC grubuna, yani Ethem Sancağı ve Katar ordusuna verdi. 25 yıllığına. Şu soruyu sordum. İhaleyi ne zaman, nerede yaptın arkadaş ya? Bilmeye hakkım var ya. O tank palet fabrikasının içinde, kuruluşunda benim vergim var. Babamın da vergisi var. Çocuklarımın da vergisi var. 82 milyonun ödediği vergi var ya. Fabrikayı veriyorsun. Güzel. Nerede ihale yaptın? Ne zaman ihaleyi yaptın? İhale ilanı nerede yayınlandı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Öğrenemezsin diyorlar. Niçin? Yine soruyorum. Ya arkadaş, sen kalktın bütün devlet sırlarını, yani o bölgede, o fabrikada oluşan bütün sırları Katar ordusuna verdin ya. Niye veriyorsun? Hangi gerekçeyle veriyorsun? Ben soruyorum. Başka yerden cevap geliyor. Şimdi o cevap orada kesildi. Niye kesildi bilmiyorum. Ama ben bunu soracağım. Ben bunu sormak zorundayım. Hepimizin adına sormak zorundayım. Tüyü bitmemiş vatandaşın, çocuğumuzun hakkı için sormak zorundayım. 20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş? Üstelik %12,5 kar garantisi veriyorsun. Zarar etme hakkı sıfır. %12,5. Ne teslim ederse %12,5 kar garantisi veriyoruz. Daha yatırım yapılmamış, bir şey yapılmamış, %20 avans ödüyorsun. Ya kimin fabrikasını kime veriyorsun ya?
Bir de üstüne para veriyorsun. Üstüne veriyorsun parayı. Başka bütün askeri sırları buna veriyorsun. Ben bu soruyu sordum. 3 veya 4 grup toplantısında sordum. Geçen gün Erdoğan 10 Kasım dolayısıyla bir toplantı yapıyor. Söylediği cümleleri aynen kullanıyorum. Sakarya'daki tank palet fabrikası işletme hakkı devri sözleşmesini diline dolayanlar sürekli ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Bu işin istismarını yapanlara sorun, satış nedir, işletme devri nedir? Bana soruyor yani. Satış nedir, işletme devri nedir biliyor musun diye. Sakarya'daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil. %50 Katar, %50 Türk ortaklık var. Dürüst olun, samimi olun. Ben dürüst olduğuma, samimi olduğuma inanıyorum. Ama sen dürüst değilsin, samimi değilsin. Bir daha söylüyorum. Sen dürüst değilsin, samimi değilsin. Değerli arkadaşlar, bakın. Türk Telekom da aynı durumdaydı. Türk Telekom'u ne yaptılar? Özelleştirme idaresi aldı. Dedi ki ben bunu ihaleye çıkıyorum dedi. Ne yaptılar? 21 yıllığına yabancı bir ortaklığa 6,5 milyar dolara kiraladılar. Öyle değil mi? 6,5 milyar dolar. Hatta bir basın toplantısı yaptılar. 6,5 milyar dolarlık bir çeki dönemin bakanı eline aldı. Türk Telekom'u 6,5 milyar dolara 21 yıllığına %21'ini kiraladılar. Güzel. 6,5 milyar dolar alındı. Şimdi Erdoğan'a soruyorum. AK Partililerin tamamına soruyorum. Milliyetçilerin de tamamına soruyorum. Ülkücülerin de tamamına soruyorum. Arkadaş, sen 25 yıllığına kiraladığın tank palet fabrikası için kaç lira aldın? Kaç lira aldın? 1 lira mı? 5 lira mı? 100 lira mı? 1 milyar mı? 6 milyar mı? Kaç lira aldın? Hiçbir şey almadı. Bir daha söylüyorum. 5 kuruş dahi almadı. 5 kuruş dahi. 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasını Katar ordusuna ve Ethem Sancağı 25 yıllığına kiralayacaksın. Karşılığında 1 lira dahi almayacaksın. 1 lira dahi. Erdoğan, sana soruyorum. Sana soruyorum. Tüy bitmemiş yetimin hakkı için sana soruyorum. 20 milyar dolarlık fabrikayı kiraladın. Kaç lira para aldın? Kaç lira? Efendim, satış nedir? İşletme devri nedir? E Türk Telekom'da da işletme devri oldu. Türk Telekom pekala çalışıyordu. 6,5 milyar lira alındı, 6,5 milyar dolar alındı. Ya 20 milyar dolarlık bir fabrikayı veriyorsun işletme hakkını, para almıyorsun karşılığında. Niye verdin? Kar garantisi veriyorsun. Niye verdin? Avans veriyorsun. Niye verdin? Kim sana verdi? Kim verdi dedi sana? Tüy bitmemiş yetimin hakkını kim peşkeş çekti dedi. Satış değil. Doğru, ben demiyorum. Satış da değil. Kiralama da değil. Satış olsa karşılığında bir para alırsın. Kiralama olsak bir para alırsın. Kira parası alırsın. Ne satış ne kiralama, bunun adı peşkeştir. Sıfır bedelle bir fabrikayı birisine vermek. Ha, bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Hangi partiden olursa olsun. Bunun partili yanı yoktur arkadaşlar. Bir memleketin en büyük silah fabrikasının yabancı bir orduya ve bir grup yandaşa peşkeş çekilmesinin partisi olmaz. Hepimizin bu ülkeyi seviyorsak sahip çıkacağız. Çünkü bu fabrikanın yapımında 82 milyon ödediği vergiler var. Bu sorunun cevabını ben bekliyorum. Siz de bekleyin. MHP de beklesin. Saadet Partisi de beklesin. AK Parti de beklesin. Hepsi beklesinler. Bu fabrikayı sen 25 yıllığına kaça verdin arkadaş? Kaça verdin? Üstelik devletin memurları da onların emrinde çalışacak. İşçiler de onların emrinde çalışacak. Düşünebiliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet görülmemiştir.
Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde böyle bir rezalet görülmemiştir. Böyle bir soygunda görülmemiştir. Böyle bir ahlaksızlıkta görülmemiştir. Bana diyorlar ki diline doladı. Ne söyleyeceğim arkadaşlar ya? İyi mi oldu diyeyim ben? Fakir fukaranın hakkı için buna iyi mi oldu diyeyim? İyi mi para verdiniz diyeyim? Uzel işçileri burada. Ya haklarını arıyorlar. Bunların haklarını teslim edelim diye ortaya çıkan bir iktidar yetkilisi var mı? Arkadaşlar siz ne istiyorsunuz diye gidip danışan var mı? Yok. Ama Katar ordusu gelince paralar hazır. Ethem Sancak gelince paralar hazır. Fabrikayı veriyorum, tepe tepe kullan, bana hiç para verme. %12,5'ta kar garantisi veriyorum sana diyor. Pes ya, pes ya. Böyle bir soygun düzeni dünyanın hiçbir tarafında görülmemiştir. Böyle bir soygun düzeni dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir tarafında görülmemiştir. Hakkı arayacağım. Herkesin hakkını arayacağım. AK Partili'nin de hakkını aramak bana düştü. MHP'linin de hakkını aramak bana düştü. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını aramak da bana düştü. Yani CHP'lilere düştü. Biz arayacağız. Hep birlikte arayacağız. Nerede olursak olalım. İster Diyarbakır, ister Rize. İster İzmir, ister Muğla. İster Çankırı, ister Yozgat. İster Çorum. Nerede olursa olsun, isterse Almanya'da çalışan işçilerimiz olsun. Hepsinin hakkını ve hukukunu arayacağız. Hepsini. Adaleti bu memlekete getireceğiz. Dürüstlüğü bu memlekete getireceğiz. Temiz siyaseti bu memlekete getireceğiz. Harcadığın her kuruşun hesabını millete vermiyorsan siyaset yapmayacaksın kardeşim. Siyaset yapmayacaksın. ...15 Temmuz... şehit yakınları ve gaziler için vakıf kuruldu. Ya sorduk arkadaş, 309 milyon lira, o dönemin parasıyla 100 milyon dolar para topladınız siz. Ya nereye gitti bu para? Soruyorum 15 Temmuz şehit ailelerine, para almadık diyorlar. Gazilere soruyorum, almadık diyorlar. Hatta birisi diyor ki hakkımı hiç helal etmiyorum diyor. Zaten hakkını helal edemezsin kardeşim. Senin adından para aldılar, senin sırtından para aldılar. Sen sokağa çıktın, saraylarda oturdular, bir de para topladılar. O parayı sana verecekken vermediler. Aldılar, o parayı da yiyorlar. Nereye gitti bu para? Nereye gitti? Soruyorum ya, bu vakfın adresi ne kardeşim ya? Adresi ne? Adres yok. Ya telefonu ne? Telefon yok. Para nerede? Belli değil. E diyorlar ki, ey Kılıçdaroğlu, evet, niye bunları soruyorsun? E ne yapayım? Ay ne yapayım ben Allah aşkına? Söyleyin bana ne yapayım? Ben bu soruları sormadığım zaman bu kürsüde benim ne işim var? Ben bu soruları sormazsam bu mecliste benim ne işim var? Ben bu soruları sormazsam CHP Genel Başkanlığında benim ne işim var? Teşekkür ederim arkadaşlarım. Devleti yönetenlerin vatandaşa doğru bilgi vermesi lazım. Bu ahlakın öngördüğü bir kuraldır. Ahlakın. İnancımızın da öngördüğü bir kuraldır. Devleti yönetenler vatandaşa doğru bilgi verirler. Yanlış bilgi verirlerse çıkarlar, özür dilerler. Daha ileri demokrasilerde yanlış bilgi verip halkı kandırmışsa görevlerinden istifa ederler. Hadi biz ondan vazgeçtik, istifa da etme. Bari doğruyu söyle ya. Doğru bilgi ver millete, vatandaşa doğru bilgiyi ver. Doğru bilgi verildiği zaman bizim vatandaşımızın ben ferasetine güveniyorum. Ya hata yapmıştır deriz. Bir dahaki sefere aynı hatayı tekrar etmez deriz. Yani affetme duygusu da vardır bizim toplumumuzda. Bizim toplumumuz kimseye kin duymaz, öfke duymaz. Sevecen bir toplumdur. Ahlaklı bir toplumdur. Dolayısıyla siyaset kurumuna bazen sert eleştiriler getirir. Dolayısıyla hakkıdır bu eleştiriyi getirmekte.
Bizim huzura ihtiyacımız var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Kavgaya, gerileme ihtiyacımız yok. Para toplanacak. Evet, toplayın parayı. Verildi. 309 milyonu kim verdi? Sarayda oturanlar mı verdiler? Yok arkadaşlar. Bir paket sigara içen, o gün ben sigara içmeyeyim, götürüp parayı vereyim dedi. Vatandaş cebinden kesti, boğazından kesti. Madem 15 Temmuz şehit yakınları var, gaziler var, onlara para vereyim dedi. Doğru bilgi vermek lazım. Doğru bilgi verirseniz, vatandaşın gözünde yücelirsiniz. Yanlış söylemek, yalan söylemek yakışmaz siyasetçiye, yakışmaz. Ahlaklı olması lazım siyasetçinin. Bakın şimdi, 17 Kasım'da bir açıklama yapıyor Sayın Erdoğan. Diyor ki, 17 yılın sonunda Türkiye'nin olağanüstü gelişme kaydettiğini söyleyerek, özellikle istihdam konusunda büyük başarı sağladık, 17 yılda 9 milyon kişiye iş imkanı sağladık. Ya Allah aşkına ya, nedir Allah aşkına, ne diyeyim şimdi ben? Ne diyeyim Allah aşkına ya? İşsiz kardeşlerime sesleniyorum. Ki her görüşten işsiz kardeşim var. MHP'lisi de var, Saadetlisi de var, CHP'lisi de var, DSP'lisi de var. Her partiden var. İyi Partilisi de var. Ya kardeşim, okuduğun zaman memlekette işsizlik yok, büyük başarı elde etmişler. 17 yılda 9 milyon kişiye iş bulmuşlar. Ne diyeyim şimdi ben? Ne diyeyim Allah aşkına? Yani bizi televizyonları başında dinleyen vatandaşlarıma soruyorum ya. Allah aşkına ben ne söyleyeyim şimdi? Ya AK Parti döneminde 15 istihdam paketi açıldı. 15. Her paketi açtılar, işsizlik büyüdü. 5 tane ekonomi reform paketi açıkladılar. Bir şey çıkmadı. İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz arkadaşlar. İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz. İşsizlikte. Paket üstüne paket açıklıyorlar. Erdoğan'a bir tavsiyem olacak. Sen paket açıklayacağına bir paket yapacaksın. Damadı paketleyeceksin, kapının önüne koyacaksın tabii. Değerli arkadaşlarım, okula giden çocuğuna harçlık veremeyen bir babanın, ailenin huzuru olur mu Allah aşkına? Huzuru olur mu? Huzurlu bir toplum istiyoruz, beraber yaşamak istiyoruz. Her ailede huzurluk olsun, her ailede mutluluk olsun, bunu istiyoruz. Sorunlar az olsun, bunu istiyoruz. Aldığı asgari ücretle ay başını nasıl getireceğim diye düşünen bir ailenin huzuru olur mu Allah aşkına ya? Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Güzel bir lafımız var bizim. Saraydakiler yiyor, 82 milyon da seyrediyor. Biri yiyor, 82 milyon seyrediyor. Bereket kıyamet kopmuyor. Ama bu gerçeği herkesin görmesi lazım. Saraydakilerin tuzu kuru, keyfi yerinde, lale devrini yaşıyorlar. Hiçbir dertleri yok, hiçbir dertleri. Hiçbir elektrik derdi yok, doğalgaz derdi yok, okul derdi yok, uçak derdi yok, minibüs derdi yok, taksi derdi yok. Hiçbir dertleri yok. Hiçbir dertleri yok. Cepler tıka basa para dolu. Üstelik Amerikan doları. Tıka basa para dolu. Şimdi orada çalışanların bir grubun aylığına da %500 zam yapmışlar. İyi etmişler. Az bile yapmışlar. Az bile yapmışlar. Değerli arkadaşlar, 17 yıldır Türkiye'yi yönettiler. Şimdi size rakamlar vereceğim. Bu rakamlar bana ait değil. Rakamlar vereceğim. Kimin rakamları? Türkiye İş Kurumu'nun rakamları. Yani işsizlik dolayısıyla gidip Türkiye İş Kurumu'na dilekçe verip ben iş istiyorum diyenlerin rakamlarını vereceğim. 2003 toplam işsiz, 587.479 kişi gitmiş, Türkiye İş Kurumu'na dilekçe vermiş, ben iş istiyorum diyor. Geliyorum 2018'e. 2018'de Türkiye İş Kurumu'na başvuranlar 587 bin kişi değil. 3.509.603 kişi. Artış oranı %497. İşsizlikte, başvuran işsizlikte %497. Genç işsiz, bir de genç işsizler, gencecik fidan gibi çocuklar iş istiyorlar. 2003'te 169.272 kişi gidiyor
Türkiye İş Kurumu'na başvuruyor. Ben iş istiyorum, işsizim diyor. 2018, 169 bin kişi değil, 1 milyon 55 bin 550 kişi gidip genç başvuruyor, ben işsizim diye. Artış oranı %524. %50 değil, 60 değil, %100 değil, %400 değil, %524. Kadın işsiz. 2003'te 118.031 kadın işçimiz gidiyor, dilekçe veriyor. Ben işsizim ey Türkiye İş Kurumu, bana iş ver, iş bul bana diyor. 2018'de gidip başvuranların sayısı 1.805.439. Fark %1430. %1430. Diplomalı işsizler, yani üniversiteyi bitirmiş, gitmiş, başvurmuş Türkiye İş Kurumu'na, çünkü onlar iş bulmak zorundalar. Görevi o zaten, kurumun da görevi o. Dilekçeyle başvuruyor, ben iş istiyorum diyor. Üniversiteyi bitirdim, askerliğimi de yaptım, iş istiyorum. 2003'te başvuranların sayısı 36.444 kişi. 2018'de başvuranların sayısı 753.767 kişi. Fark yüzde kaç? %500 değil. %1000 de değil. %1968. Şimdi ne diyordu Erdoğan? 17 yılda büyük şeyler yaptık, hamleler yaptık. 17 yılda 9 milyon kişiye iş sağladık diyor. Yeni iş sağladık. Peki bunlar kim? Şimdi bu rakamlar benim olsa yine diyecek ki ey Kılıçdaroğlu sen hayal aleminde geziyorsun. Benim değil. Türkiye İş Kurumu'nun. Nerede bu Türkiye İş Kurumu? Kızılay'da. Nerede var bu yayınlar? Kendi internet sitesinde. Biz nereden aldık? Oradan aldık. Peki Allah aşkına söyler misiniz? Nedir bu tablo? Ne dedim? Bu memleketin huzura ihtiyacı var. İşsizliğin olduğu yerde huzur olmaz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. İşsiz adam ne yapacak Allah aşkına ya? Ne yapacak işsiz adam? Nasıl geçinecek işsiz adam? Aynı şekilde bunlar Türkiye İş Kurumu'na başvuranlar. Bir de 137 bin kişi ülkeyi terk etti arkadaşlar. Başka ülkelere gitti. 137 bin kişi. Türkiye'de iş yok. Üniversiteyi bitirdi. Pırıl pırıl gençlerimiz. Maliyeti biz çektik. Kendi üniversitelerimizde okuttuk. Kendi okullarımızda okuttuk. Mezun oldular. İş yok. Amerika alıyor. Japonya alıyor. Almanya alıyor. Hollanda alıyor. Gelin diyorlar, size iş imkanı vereceğiz diyorlar. Ve Türkiye'nin bütün birikimleri oraya gidiyor. Değerli arkadaşlar. Gerçek işsiz sayısı 8 milyon 112 bin kişi. Türkiye'de gerçek işsiz. Önümüzde kış geliyor. Otellerin büyük bir kısmı kapanacak kış. Dolayısıyla işsiz sayısı daha da artacak. 9 milyon kişiye iş yarattık diyor. Peki bu 8 milyon kim? 8 milyon 111 bin kişi kim? 112 bin kişi. Bunlar da hepimizin bilmesi gereken gerçekler. Bu gerçekleri şunun için anlatıyorum. Her evde bir veya iki tane işsiz var. Bazen baba da işsiz, bazen anne de işsiz, bazen çocuklar işsiz, bazen evde çalışanların tamamı işsiz. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Artık yeter dememiz lazım. Bu memleketin huzura ihtiyacı var. Bu memlekette çocuklar yatağa aç girmesin istiyoruz. Bu memlekette her evde huzur olsun, her evde bereket olsun istiyoruz. Herkesin aşı olsun, herkesin işi olsun istiyoruz. Ama sarayda oturanlar halktan tamamen kopmuş vaziyetteler. Değerli arkadaşlarım, huzur istiyoruz diyoruz. Bu sadece bizim söylemimiz mi? Hayır. Birlikte yaşamak istiyoruz. Sadece CHP'nin söylemi mi? Hayır. Anayasanın birinci maddesini okuyayım. Anayasanın birinci maddesi. Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor. Gayet güzel. Niçin? Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğu için bir cumhuriyettir diyor. Devam ediyor. Cumhuriyetin nitelikleri nedir acaba? İkinci maddesinde. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Önemli olan ne bu? Toplumun huzuru. Toplumun huzuru. Milli dayanışma ve adalet anlayışı. Adalet var mı? Yok.
Hapishaneler tıka basa dolu. Parası olan dışarıda. Kayınpederi olan dışarıda. Siyasi arkası olan dışarıda. Parası olan dışarıda. Gariban olan içeride. Avukat tutamayacak olan içeride. Adalet, hangi adaletten söz ediyoruz? Toplumun huzuru, hangi huzurdan bahsediyoruz? Kendini yakan var, gördük. Kendini asan var, gördük. Şimdi geldik sıra toplu intiharlara geldi. Toplumda huzur kalmadı. Endişe var toplumda. Bir endişe taşıyoruz. Hep birlikte taşıyoruz. Bu memleket nereye gidecek diye hep beraber düşünmeye başladı. Geçiyorum. Devletin temel amaç ve görevleri nedir? Bunu da anayasa söylüyor. Devletin temel amacı ve görevleri nedir? Yani memleketi yönetecekler hangi amaçlarla memleketi yönetecekler? Sarayda oturanlar hangi amaçlarla memleketi yönetecekler? Anayasada var, okuyorum. Kişilerin ve toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak. Kişilerin ve toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak. Kim huzurlu arkadaşlar? Kim mutlu? Hangi toplum mutlu? Gidin Diyarbakır'a, gidin Hakkari'ye, gidin Mardin'e, gidin Rize'ye, gidin Samsun'a, gidin efendim Yozgat'a, gidin Kayseri'ye, Sivas'a gidin, gidin Tekirdağ'a. Kim mutlu arkadaşlar? Nerede toplumun huzuru? Ve bunları yaparken diyor, yöneticilere diyor anayasa, bunları yaparken kanun önünde eşitlik ilkesine de uyacaksın diyor. Çünkü eşitlik ilkesine uymazsan toplumun huzuru olmaz, adalet olmaz, kişilerin huzuru olmaz diyor. Adaleti sağlayacaksın diyor. Kişiye, anayasa diyor, 10. madde, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz diyor. Hiçbir kişiye, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa imtiyaz tanınamaz diyor. Saraydakilerin tamamı imtiyazlı. Tamamı. Tamamı imtiyazlı. Değerli arkadaşlarım, soru ne? Soru şu. Açlığın olduğu yerde huzur olur mu? Açlığın olduğu evde huzur olur mu? Yoksulluğun olduğu yerde huzur olur mu? Devletin mallarının ve bütçelerinin talan edildiği, yolsuzluğun sıradanlaştığı bir ülkede huzur olur mu? Çiftçinin ürününün bedelini, alın terinin bedelini almadığı bir ülkede huzur olur mu? Esnafın siftah yapmadığı ve dükkanını kapatmak zorunda kaldığı bir ülkede huzur olur mu? Sanayicinin önünü görmediği bir ülkede huzur olur mu, yatırım olur mu? İşsizlik tam bir sosyal yaraya dönüşmüş vaziyette. Tam bir sosyal yara. Ve herkes, ama herkes bundan şikayet. Az önce de söyledim, bütün kötülüklerin anası işsizliktir. Derler ya, Allah kimseyi yoksullukla, açlıkla terbiye etmesin diye. Bunların niyeti hepimizi açlıkla ve yoksullukla terbiye etmek. Saraydakilerin niyeti o. Onların karnı tok ama vatandaş perişan vaziyette. Geçinemiyorum diyen milyonlar var. Geçinemiyorum diyen. Geçinemiyorum diyen milyonların olduğu bir ülkede huzur olur mu Allah aşkına? Bereket olur mu? Mutluluk olur mu? Bakınız, 1.000 liranın altında aylık alan emekli yok diyorlardı. Bir ara söyledim, kısmen düzelttiler. Hala var. 1.000 liranın altında emekli aylığı alan 847.643 kişi. Evet, 847.643 kişi. Bana söyler misiniz ya? Bu sarayda oturanlarda vicdan var mı ya? Ayda 1.000 liranın altında bir gelirle bu adam nasıl yaşayacak ya? 30 gününü nasıl geçirecek ya? Gene 1.000 lirayı. 1.000 lira gene iyi. Daha vahim bir şey anlatacağım size. Eğer bir ailede kişi başına gelir 1/3'den azsa, yani aylık geliri 673 lira ise 673 lira ise
Sosyal güvenlik primini devlet yatırıyor. Gayet güzel. Peki aylık geliri, kişi başına aylık geliri 673 lira olan Türkiye'de kaç kişi var? Söyleyeyim. Bu rakam da bana ait değil. Sarayın mecburen gönderdiği, meclise mecburen gönderdiği raporlarda var. 8 milyon 647 bin 283 kişi. 8 milyon 647 bin 283 kişi ayda 673 liranın altında gelir elde ediyorlar. Şimdi bizi dinleyen bütün vatandaşlarıma, özellikle de AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Kişi başına gelir 10 bin doları aşmıştı. Peki bu 673 lira ne? Yani 100 dolar. 8 milyon 647 bin kişi ayda 100 dolar alacak. Sarayda oturanlar 10 binlerce dolar alacak. Gariban işçiye vereceksiniz 2020 lira asgari ücret ve memlekette adalet var, huzur var diyeceksiniz. Hangi adalet, hangi huzur? Sarayda oturanlar acaba 673 lirayla ayda 673 lirayla bir beslensinler ya. Ne olacak yani ya? Bakalım ekmek mi alıyorlar, tuz mu alıyorlar, şeker mi alıyorlar, çay mı alıyorlar, kira mı ödüyorlar, dolmuş parası mı ödüyorlar? 8 milyon 647 bin 283 kişi. Değerli arkadaşlarım, saray sosyetesini hiç kimse unutmasın. Sarayda bir sosyete var. Özel bir sosyete var. Bir eli yağda, bir eli balda. Aile boyu çalışıyorlar. Anne orada, baba orada, damat orada, kayınpeder orada, hepsi oradalar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrı bir yerde, saray sosyetesi ayrı bir yerde. 82 milyon ayrı bir yerde, bir avuç sosyete ayrı bir yerde. Ben bunu söylediğim için müthiş kızıyorlar. Vay efendim sen bunu nasıl söylersin? Vay efendim sen nasıl milleti ayrıştırıyorsun? Ben gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Herkesin hakkını ve hukukunu korumaya devam edeceğim. Bu benim görevimdir. Şimdi ülkücü kardeşlerim de sorsunlar, AK Parti'ye oy veren kardeşlerim de sorsunlar. Ya kişi başına gelir 10 bin dolardı. 10 bin dolar kişi başına. 5 kişilik aile varsa 50 bin dolar yılda. E nerede? 673 lira. Ben söylemiyorum bu rakamı. Ben söylesem derler ki ya Kılıçdaroğlu gene uydurdu. E ben söylemiyorum. Senin raporların meclise göndermişsin. Ki bunlar gizleyemedikleri gerçekler. Mecburen çünkü götürüp prim yatıracaklar. Gizleyemediği gerçekler. Ve sormamız gereken soru şu. 17 yıldır bu memlekette hala 673 lira kişi başına geliri olan 8,5 milyon kişi varsa bunun sorumlusu kim? Kim bunun sorumlusu? Havuz medyasının köşe yazarlarına da söylüyorum. Sizin bazı kaynaklarınızın boğazınızdan akan haram lokmaları kestik. Onu ben gayet iyi biliyorum. Kestik onu. Şimdi sizin de bir vicdan muhasebesi yapmaya göreviniz var. Vicdan muhasebesi. Bir ahlak muhasebesi yapma göreviniz var. Nedir bu rezalet ya? Birileri yiyecek, içecek. Birileri açlığa mahkum kalacak. Böyle bir rezalet hangi inançta var? Hangi inançta var? Hangi Müslümanlık anlayışında var? Hangi kitapta var? Bana söyleyin. Hangi kitapta var Allah aşkına? 17 yıldır ne oldu? İşsizlik arttı. Yoksulluk arttı. Fakirlik arttı. Enflasyon malum. Fiyatlar malum. Türk lirası dolar karşısında eriyor. Güneş görmüş kar gibi eriyor. 17 yılda işsizlik çığ gibi büyüyor. Ne oldu 17 yılda Allah aşkına? Hani Türkiye uçacaktı? Hani Türkiye dünyaya meydan okuyordu? Ne oldu Allah aşkına? Ne oldu? Yapan kim? Sorumlusu kim? Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Sorumluyu ben söylemeyeceğim. Siz de biliyorsunuz. Ülkeyi 17 yıldır böyle yönettiler. Eğer bir ülkeyi babalarının çiftliği gibi yönetirlerse sonuç böyle olur.
Bir ülkeyi devlet adamı gibi yönetmek ayrı, o ülkeyi babaların çiftliği gibi yönetmek ayrı. İki ayrı fark vardır. Devlet adamının bir sorumluluğu vardır. Devlet adamı geleceği görür. Ülkenin geleceğini görür. Hesabını yapar ona göre. Çiftlik gibi kullananlar da ne kadar kısa sürede ne kadar çok mal götürürsem o kadar kısa yoldan zengin olurum, abad olurum derler. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Bunlar neyi getiriyor biliyor musunuz? Türkiye'nin bağışıklık sistemi çöküyor arkadaşlar. Eğer bir ülkenin bağışıklık sistemi çökmeye başlarsa o toplumda huzur olmaz ve kaygılar pik noktaya çıkar, en üst noktaya çıkar. İşsizliğin bu noktada oldu. Ahlaksızlığın bu noktada oldu. Yoksulluğun bu noktada oldu. Sefaletin bu noktada olduğu bir ülkede ve geniş kitleleri etkiliyorsa o ülkenin bağışıklık sistemi çöker. Erdoğan bunları düşünüyor mu? Düşünemez. Düşünemez. Düşünme kapasitesi yok artık. Sorunları çözebilir mi? Çözemez. Çözme kapasitesi yok. Ve Türkiye sorun yaşıyor. Ve Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Ama bütün bunları anlatırken hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, onu da baştan söyleyeyim. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Bütün bu sorunları çözeceğiz. Ben bu sorunlar olmasın diye çok daha önceden aile sigortasını gündeme getirmiştim. Bu sorunlar olmasın diye. İnsanlarımız perişan olmasın diye aile sigortasını gündeme getirmiştim. Eğer bu ülkede aile sigortası olsaydı, her eve en az asgari ücret düzeyinde bir gelir garantisi verseydik, Allah aşkına söyler misiniz, insanlar daha huzurlu olmaz mıydı? Daha mutlu olmaz mıydı? Anneler çocuklarının karnını doyurmaz mıydı? Makarna vereceğine, kadının banka hesabına para yatırsanız her ay, 2020 lira yatırsanız, kadın gidip işçi gibi, memur gibi, emekli gibi aylığını çekse, o da gidip de alışveriş yapsa, çocuğunun evinin ihtiyacını karşılasa daha iyi olmaz mıydı? Aile sigortası bizim bulduğumuz bir şey değil. Bir mucize de değil. Aile sigortası Uluslararası Çalışma Örgütü'nün getirdiği bir kuraldır. Sosyal güvenliğin asgari normları diye bir sözleşmesi var. 102 sayılı sözleşme. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sözleşmede öngörülen 9 sigorta dalını uygulama, hayata geçirme sözü vermiş. Ne zaman? 1971 yılında. 1971 yılında parlamentodan geçmiş, 1451 sayılı kanunla da kabul edilmiş. Bugüne kadar 9 sigorta dalından 8'i uygulanıyor. Hangileri? Yaşlılık sigortası uygulanıyor. Mallık sigortası uygulanıyor. Ölüm sigortası uygulanıyor. Hastalık sigortası uygulanıyor. İş kazası sigortası uygulanıyor. Meslek hastalığı sigortası uygulanıyor. Analık sigortası uygulanıyor. İşsizlik sigortası uygulanıyor. 9. sigorta dalı aile sigortası uygulanmıyor. Niçin? Çünkü var olan iktidarın yani saray sosyetesinin yoksulluğu bitirmek değil, yoksulları kullanarak oy devşirme hesabı var. Ben onları bir lokma bir hırkaya mecbur edeyim, gelip bana yalvarsınlar, bana oy versinler, ben de onların yoksulluğunu gidermeden ve onları sürekli bana mecbur bir halde götüreyim diyor. Buradan Türkiye'yi çıkaracağız. Nasıl? Aile sigortasını getirerek. Bakın aile sigortasının başka bir özelliği daha var. Nedir? Emeklilik yaşı oldu 65. Kişi geldi 55 yaşında patron dedi ki kusura bakma daha genç daha iyi yetişmiş birisi var onu çalıştıracağım. Al kıdem tazminatını işine son verdim. 10 ay para aldım işsizlik sigortasından. Sonra nasıl geçinecek? Gelir yok. Gidecek başka bir özel sektöre. Onlar diyecekler ki ya bir sürü genç var sen yaşlısın. Gidecek devlete beni emekli et. Onlar da diyorlar ki sen daha gençsin kardeşim 65'i bekleyeceksin. Nasıl geçinecek bu? İşte aile sigortası onun gelir güvencesini sağlayacak. Aile sigortası. Veya işsiz kaldın.
İşsiz kaldın. İşsizlik sigortası sana 10 ay aylık veriyor. 10 ay. 10. ayda kesiyor aylığı. Nasıl geçinecek bu? Çoluk çocuğu var, nasıl geçinecek? Okula gidiyor, nasıl geçinecek? Sosyal devlet dediğiniz nedir? Fakirin fukaranın yanında olan devlete sosyal devlet denir. Zaten sosyal devlet denmesinin nedeni de budur. Ama siz bunu yapmadınız. O nedenle diyorum ki hiç kimse umutsuzluğa kapılmaz. Önümüze seçimler gelecek. Sizler oylarınızı bu sefer düşünerek verin. Açıkça söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verin. İktidar yapın. Göreceksiniz bu fakirliği, fukaralığı yok edeceğiz. Göreceksiniz her evde huzuru, bereketi sağlayacağız. Göreceksiniz bütün Türkiye'de huzuru, bereketi sağlayacağız. Değerli arkadaşlarım, kısaca bu yurt dışına da değinmek istiyorum. Dışarıda, içeride huzur arıyoruz ama dışarıda da huzur olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir namı var, bir itibarı var, bir şanı var. Orada da huzur olması lazım. Dolayısıyla egemen güçlerin taşeronluğunu yapmadığınız ve dik durduğunuz sürece uluslararası arenada huzurun kaynağı olursunuz. Benim ülkemin kuralları vardır, benim ülkemin geleceği vardır, benim ülkemin huzuru vardır, benim ülkemin Atatürk'ten miras kalan yurtta barış, dünyada barış söylemi vardır. Bu hem kendi ülkemde hem dünyada barışı sağlamak, huzuru sağlamak kuralı vardır diyeceksiniz. Değerli arkadaşlarım, dış politikada da herkes endişe içinde. Ya Suriye batağına girme dedik, ne işin var? Girdi. Niçin? Egemen güçler sırtını sıvazladılar. Taşeronluğunu yaptılar. Bir ülkeyi yönetenin bilmesi gereken bir gerçek var. Egemen güçler dünyada bir operasyon yapmak istediklerinde taşeron kullanırlar. Ateşi elle tutmazlar. Suriye olayında taşeron olarak sarayı kullandılar. Ve Suriye batağına Türkiye'yi soktular. Öyle bir gaz verdiler ki dillerini dahi tutamadılar. 24 saat içinde gideceğiz, Suriye'ye gireceğiz, Emevi Camii'nde namaz kılacağız dediler. Ama gerçek öyle olmadı. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Şaşırdılar nasıl oldu diye. Yalnız bırakıldık dediler. Kim sana gir dedi? Kim seni yalnız bıraktı? Eğer devleti yöneten birisi hem terör örgütü hem egemen güçler tarafından sürekli kandırılıyorsa o ülkenin dış politikasında da huzur olmaz. Çünkü dış politikayı yöneten artık egemen güçler olur. Süleyman Şah Türbesi için dediler ki dokunanı yakarız. Kaçmak zorunda kaldılar. Bizim tarihimizde kendi topraklarını terör örgütüne teslim edip tarihi türbeyi kaçırmak zorunda olan sadece saray sosyetesi vardır. Başka bir örneği yoktur bizim Cumhuriyet tarihinde. Böyle bir şey yoktur. Egemen güçlerin eğer oltasına takılırsanız egemen güçler sizi kullanmaya ve talimat vermeye başlarlar. Ne dedi? Papazı bırakacaksın dedi. Kim? Trump. Papazı bırakacak. Yoksa seni mahvederim dedi. Erdoğan ne dedi? Bu can bu tende kaldıkça papazı alamazsın dedi. Sonra ne oldu? Papazı götürdü, teslim etti. Hani o can duruyor orada, ten de orada duruyor. Söz? Söz nerede? Söz. Namus nerede? Namus. Şeref nerede? Şeref. Haysiyet nerede? Haysiyet. Adalet nerede? Adalet. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mektup yazdı Trump. Taşeron olursan artık kullanılırsın. Taşeron demek aynı zamanda şamaroğullarına dönmek demektir. Ne diyorsam yapacaksın diyor. Yakayı kaptırmışsın, yuları kaptırmışsın. Ne diyorsan yapacaksın. 7 soru sordum kendisine. Ya mektup geldi, niye iade etmedin kardeşim ya? Milletimizi, yani Türk milletini aşağılayan bir mektup ya. Sen arabanda bayrak taşıyorsun, sarayında bayrak taşıyorsun. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorum diyorsun. Sana aptal diyor kardeşim ya. Akıllı ol diyor. Yani sende akıl yok, akıllı ol diyor sana.
Ya sen bunu nasıl hazmediyorsun? Bunu da sordum. Bunun için de kızdılar. Vay efendim niye bunu söylüyorsun diye. Ya peki bu milletin şanını, şerefini kim koruyacak Allah aşkına ya? Yani biz de mi yiyip yutacağız bunu? Ya biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz kardeşim. Biz bu tür şeylere papuç bırakmayız. Biz bunu yiyip yutmayız. Bu bizim ağrımıza gidiyor. Cevap ver diyoruz. Cevap dahi veremiyor. Neden? Yuları kaptırdığı için. Sadece bir şey söylediler. Mal varlığını bak göreceksin diyor. Mal varlığını. Kardeşim senin mal varlığını ben de biliyorum. Bütün dünyada biliyor. Korkma. Korkma. Otur adam gibi ona cevap ver. Korkma. Değerli arkadaşlarım. Şimdi giderken mektubu beraber götürecek. Çöp sepetindeydi. Demek ki değilmiş. Efendim şunu yaptık. O da değilmiş. Ya sen mektup cebinde mektup taşıyacak pozisyonda mısın? Bulunduğun makamın ne olduğunu biliyor musun sen? Oturduğun makamın önemini biliyor musun sen? Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanının, şerefinin olduğunu biliyor musun sen? Onu temsil ettiğini biliyor musun sen? Mektubu cebine koyacak, ekiyle beraber götürüp Trump'a verecekmiş. Ama bakın nasıl. Bakın değerli arkadaşlar. Önce ülkelerin, devletlerin egemen eşitliği diye bir kural vardır. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği egemen devletlerin eşitliği. Yani her bağımsız devlet bir diğer devletle eşittir. Bayrağı öyledir. Makamı öyledir. Konumu öyledir. Birleşmiş Milletler'de otururken aynı eşitlik kuralına göre oturulur. İster devlet büyük olsun, ister küçük olsun. Hiç fark etmez. Eşitlik, egemenlerin eşitliği kuralı vardır. Biz bunu ne yapmışız? Birleşmiş Milletler'in bu kuralını biz de kabul etmişiz. Ne zaman? 24 Ağustos 1945'te resmi gazetede yayınlayarak Birleşmiş Milletler'in aldığı ve bütün Birleşmiş Milletler'e dair bütün ülkelerin kabul ettiği devletlerin egemen eşitliğini kabul etmişiz. İkinci maddesi onun. 2.1. Teşkilat yani Birleşmiş Milletler bütün üyelerin egemen eşitliği prensibi üzerine kurulmuştur. Egemen eşitliği prensibi üzerine kurulmuştur. Kendisine yol gösterdim. Bu ülkeden yola çıkarak. Bu mektup sana nasıl geldi? Amerika'dan gönderdiler büyükelçi. Büyükelçi randevu aldı, geldi, mektubu verdi. Sen mektubu niye cebine koyup gidiyorsun kardeşim? Çağıracaksın bizim büyükelçiyi Amerika'dan. Gel kardeşim diyeceksin. Bu mektup Türk milletinin şarı ve şerefine leke düşürmüştür. Bunu asla kabul etmiyoruz. Lütfen bunu götür, sahibine aynen iade et diyeceksin. Dedim. Hayır diyor, ben öyle yapmayacağım diyor. Cebime koyacağım, ekiyle beraber gideceğim diyor. Ama bir şey söylüyor. Bu çok önemli. Çok ama çok önemli. Macaristan dönüşünde gazetecilerle konuşuyor. Sıra bu konuya gelince şöyle diyor. Elimizde malum mektup var. Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim. Dikkatinizi çekerim. Sayın Trump'a takdim edeceğim diyor. Parantez içinde de diyor ki, Kılıçdaroğlu bu mektubu ağzına dolamıştı ya, işte o mektubu diyor. Götüreceğim Trump'a, Sayın Trump'a takdim edeceğim diyor. Yani aptal, kendisine aptal diyen, akıllı ol diyen adama takdim edecek. Takdim kavramı nedir? Takdim kavramı nedir? Takdim etmek, arz etmek demektir. Bir üst makama, bir büyüğe arz etmek demektir. Osmanlıca'ya baktım. Küçük bir kimseyi yaş, amel, mevki ve takva itibariyle büyük bir kimseyle tanıştırmak. Beyefendi küçük, daha büyük bir kişinin huzuruna gideceğim diyor. Takdim ederek. Devam. Yine benzer bir açıklama. Takdim kavramı ile ilgili bir büyüğün önüne geçip bir şey vermek. Şimdi şu gerçeği bütün vatandaşların bilsinler. Diyelim ki Ankara'ya bir büyükelçi geldi. Neresinde olursa, ister Amerika, Rusya, Japonya, Papua Yeni Gine, Avustralya fark etmiyor. Fransa. Şöyle bir haber her zaman olur.
Büyükelçi güven mektubunu Cumhurbaşkanı'na takdim etti. Alır o devletin büyükelçisi güven mektubunu, saraydan randevu alır, gider Cumhurbaşkanı'nın önüne, mektubu eğilerek takdim eder ve sonra ayrılır oradan. Çünkü o bir üst makama, bir cumhurbaşkanlığı makamına çıkmıştır ve orada bir mektubu takdim etmektedir. Erdoğan diyor ki, gideceğim bu mektubu, Türk milletinin şanına ve şerefine hakaret eden mektubu Trump'a, Sayın Trump'a takdim edeceğim diyor. Yani baltayı taşa vurmak budur. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Dışişleri Bakanlığı'nı tamamen devre dışı bırakırsanız, saraydaki bir avuç azınlıkla bu memleketi yönetirseniz, siz bu memleketin şanını ve şerefini koruyamazsınız. Sizin şanla ve şerefle hiçbir ilginiz yoktur. Hiçbir ilginiz yoktur. Eğer sen bu mektubu Trump'a takdim edeceğim diye gideceksen, senin bu memlekette yerin de yoktur arkadaş. Senin bu memlekete faydan da yoktur arkadaş. Ne demek takdim edeceğim ya? Ne demek takdim edeceğim ya? Ben Trump'ın altındayım diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Trump'ın altındadır diyor. Ben önüne eğileceğim, mektubu Sayın Trump'a takdim edeceğim diyor. Beni üzen ne biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden bir cumhurbaşkanının bu memleketin şanına ve şerefine bu kadar ağır bir gölgeyi düşürmesidir. Beni üzen budur. Hepinize saygılar sunuyorum.